Türknet'ten Giga fırsat. Taahhüt yok, kota yok. Herkes 1000 megabite varan Giga hızla interneti keşfetsin diye Türknet Giga Fiber yeni abonelikler. Sınırlı bir süre için ilk 6 ay 249.90 TL yerine sadece 179.90 TL. Tek yapmanız gereken video açıklamasındaki linki tıklayıp adresinizde altyapı hızınızı sorgulamak. Aboneliğiniz boyunca 1700 TL değerindeki modem de kampanyaya dahil. Linke tıkla, Türknet'le Giga Fiber'i hemen keşfet. Galatasaray taraftarı heyecanla Icardi'yi bekliyordu. Ama daha henüz teşhis tam konulamamış bir rahatsızlık var. O da Vanda Narayla alakalı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ben dün Arjantin basından bir haberi bana Arjantin'de yaşayan çok önemli bir dostum yolladı. Hani Türkiye'nin dışişleri anlamında da önemli bir isim. böyle söyleyeyim. Hani orada sadece yaşayan birisi değil. Habere baktım. Maxi Lopez de Arjantin'e gelmiş. Yani Vanda'nın eşi ve üç çocuğunun babası. İki veyahut üç çocuğunun babası öyle hatırlıyorum ve demiş ki ne kadar kalmam gerekiyorsa o kadar kalacağım. Sonra o haber sesindeki diğer detaylarınca Vanda'nın babası araları çok iyi olmamasına rağmen bir programa çıkmış orada bir gözyaşı dökmüş bir şey söylemiş. Ama o sırada Maxi de dahil olmak üzere e, muhabirlere kızmışlar. Yani daha henüz bir şey belli değilken siz lösemi iddiasını ortaya atıyorsunuz hmm. ve bu çocukları olan e, ve eşi olan bir e, kadın için çok sıkıntılı bir e, süreç demiş. E, benim dostum e, Vanda'nın prodüktörüyle e, konuşmuş. E, yani henüz şu anda Vandana Cephesi'nden resmi bir açıklama yok hı. hastalıkla alakalı. Belli ki bir tahliller yapıldı ve bekleniyor. Ne ne olduğunu bilmiyorlar çünkü henüz. Fakat şu anda tedavi görmüş olduğu hastanede hastanede abluk altındaymış geçen hafta. Yani şöyle söyleyeyim, çiçek dayı yollayamıyorsun hastaneye. Yani odaya zaten çıkartılmasına bırak şeye bile almıyorlar. Yani resepsiyon girişte bile kabul edilmeyen bir noktası varmış. Bilinmiyor daha henüz, o açıklanacak. O herhalde süreç biraz daha uzayacak, ikardi süreci. Onu hmm. söyleyelim. Yani çünkü bu şey bir de Icardi hani çocuklarına da çok düşkün bir adam. Sadece kendisine olan çocukları değil, hepsine bayağı düşkün bir adam bu arada Icardi ve bu çok severken birisini bu tip durumlar oyuncunun transfer falan düşünmezsin, futbol düşünmezsin bu tip durumlarda. O yüzden yaradan kimseyi sınatmasın bu tip evet. bir durumda karşı karşıya getirmesin hiç kimseyi. Diyelim Icardi işi böyle. Dün söyledik bakan bu ismi. Ee, çok çok bir hararet kazandı ve hatta Hı -hı. ve hatta Sedik Bakan bu arada iki hafta önce Al anlaşmıştı. Evet o çok garip ee, bir iş gerçekten. Garip bir iş olmuştu. O, Olimp Olimpiakos'ta 18 gollük bir katkı sağlamıştı. Yani toplam galiba 21 gol etki, etki etmişti. Ben şöyle bir genel bir bakan bu taraması yaptım hani ne yapmış Olimpiakos'ta diye. Yunan Ligi benim için belirleyici olabilir mesela artık. Çok uzun süreden beri Yunan, Yunanistan'dan gelen oyuncular burada başarılı olduğu için. Hani bakıyorsun Hı -hı çok boş. Hatta buradan gidenler de orada başarılı oldu. Evet, doğru. Hani bir ses varlar falan Kayseri Spor'dan oraya doğru kaydılar. Cihalma Campos mesela oraya gitti, orada başarılı oldu. Yeri Rodriguez oradan gelmişti. Evet. Unutmayın bunu. Bu tip kıyaslamalar var. Sedik Bakan bu Icardi'yi oynayacağınız oyunu oynatmaz size. Ama Icardi varken öne geçtiğiniz maçlarda farklı bir profile ihtiyaç duyduğunuzda Sedik Bakan bu devreye girer muhtemelen de Şampiyonlar Ligi ön elemesi için Bakan bu yetiştirmeye çalışıyor Galatasaray. Ne zaman listeye verimi tam bilmemekle beraber atladım o detayı. Onu yetiştirecekler. Şimdilik şu anda ana gündem eee Sedrik Bakan bu olmuş durumda Galatasaray'da. Veyahut da benzer bir profil. Bakan bunun tabii biz Bursa Spor dönemindeki haliyle şu anki Bakan bu arasında çok fark olmuştur muhtemelen. Tabii. son dönemine o kadar hakim değilim ama bizdeyken daha böyle kenar forvet, süratli, arkaya koşular atan Oyuncuyken şimdi artık 32 yaşında daha böyle e, nerede durması gerektiğini bilecek, daha vuruşlarıyla öne çıkacak bir oyuncuya dönüşmek zorunda. Çünkü artık eski patlayıcılığı azalmıştır muhtemelen. E, ama yine de bakan bu bir yardımcı golcü gibi geliyor evet. benim gözümde. Baktığım kadarıyla da biraz hala öyle tabii. Şimdi Galatasaray'da biraz şöyle bir durum var abi. Mesela az önce Fenerbahçe'yi konuşurken dedik ki Ceko ve de onun ikincisi yani biraz ikinci forvet gibi. Yani evet. onun daha orta saha gibi değil de ikinci bir forvet gibi. Okan Hoca da hazırlık maçlarında çok o, o şekilde yaptı. Eee santrforu e, Barış Alper'i kullanıyor tabii yok evet. çünkü. Mertens'i oynattığı zamanlarda ikinci forvet gibi oynattı. Şimdi e, Galatasaray'da ikinci forvet olabilir dediğimiz oyuncular Zaniolo, Mertens, Barış Alper Yılmaz, yeni transfer Halil Derişoğlu gelirse Cedric Bakan bu. Hepsi ikinci forvet <laughs> Ama Icardi geldiği takdirde ki henüz Icardi de gelmedi de. hani henüz sıfır aslında birinci dokuz numara yani. Icardi gelse bile dokuz numara alternatifi değil hiçbiri. Yani Icardi'nin yanında Barış Alper de çok güzel oynar, Zaniolo da çok güzel oynar. Icardi'nin yanında Mertens de zaten geçen sefer çok güzel oynadı. Gerçi arkasında gibi oynadı, şimdi yanında da Hı. oynar. E, Halil de oynayabilir. İşte hepsi ikinci forvet ama. Icardiye mağazala bir şey olsa, hani iki tane yardımcı forvet atıyorum. Zaniolo, Mertens veya işte e, Barış Alper, e, Mertens vesaire, Halil, onlar birbiriyle ne kadar hani direkt bir 9 numara az 9 numaranın alternatifinin olmaması biraz şey geliyor bana. Hani bakılan isimler hep ikinci mesela Alexis Sanchez ismi geçti o da ikinci forvet. Hani e, Fenerbahçe'de bakıyorsun Ceko 9 numara birinci 9 numara. Yedeği Batshuayi de 9 numara. Yani az şeyde ikinci olan değil yani yardımcı forvet değil Az forvet olarak. Umut Nayir de yine aynı şekilde Az forvet. Ama mesela João Pedro ikinci forvet. Galatasaray'dakilerin hepsinin ikinci forvet olması e, biraz şey yapıyor bende. Kafamda soru işareti yaratıyor ama Barış Alper'in bir hakkını vereyim. Hazırlık maçlarında çok hızlı öğrendiğini düşünüyorum. Yani beklentimin çok üzerinde oynadı bu 4, 3, 3 hazırlık maçı hı hı. yayınlandı. Bir tane daha oynadılar yayınlanmayan evet. 4 hazırlık maçı. Bunlar da e, galiba zaten son 4. de oynamadı. Bunlarda hep gördüğüm kadarıyla 9 numaralı öğrenmek için gayet iyi e, şeyler, e, geri dönüşler veriyor. E, mesela sağa sola deplase olmuyor o kadar. Orada durması gerektiğini, orayı doldurması gerektiğini biliyor. E, belki Barış'ın ilerleyişi, e, gelişimi o konuda biraz daha e, hocayı şey yapmıştır. Olabilir. Bir şey düşünüyordur muhtemelen ama yani bakan bu transferin noktasına da mesela şöyle bakmak lazım. Yani doğrudan Icardi'nin yerini doldurabilecek kim var diye. Şimdi Icardi'nin gelmeyeceği bir senaryoyu da hmm. düşünmek kaydıyla hareket ediyoruz. Tabii şimdi Icardi gibi santroforu her daim bulamıyorsunuz. Öyle bir şansınız yok yani imkansız. misal ismi konuşulan Luka yani ben şöyle hesapladım. Hmm. Yani geçen sene Galatasaray kadro oluştururken Seferovic geldi. Gomez geldi. Bunlar ikinci ya da üçüncü olacaklardı. Bunlar tam mesela şey. Bunlar yardımcı golcü değil. Mesela Icardi'nin tam yedeği. Tam yedeydi. Geçen sene böyleydi. Zaten Icardi olmadığı az maçlarda da Gomis götürdü. Evet. birden ikinci forvet oldu yani. Hiç aratmadı Tabii. yani. O bir ara bir oynamadı. Ankara gücü maçı içeride. Gomis iki tane gol attı mesela. Hı hı. İstanbul spor maçı var. Gomis iki tane gol attı. Hani Icardi'nin olmadığı maçlarda da hani sezonun ilk maçlarında Gomis zaten götürdü Icardi gelene kadar da Icardi'nin Arada oynayamadığı birkaç maçta da Gomez çok iyi götürdü yani. Evet. Şimdi Bakan buyu e, muhtemelen izlerlerken daha farklı bir şey görmüşlerdir. Yani Hı. bizim biz şimdi tabii ki biz kulüp çalışanı olarak izlemiyoruz bunları. Biz sadece bilgi vermek amaşan. Yani adam Hı. ne yapmış, nasıl oynamış, nelerde noktasında. Setik Bakan bu biraz daha santuforlaşmış gördüm ben mesela. Evet. Yani o 9 olabiliyorsa artık. Ha yani, yani sanki sanki. Hı. Bu bu arada benim görebildiğim kadarıyla. Yani onu da baştan söyleyeyim şimdi. Hı. Çünkü biz hani net böyle. Hani 3-4 saatimizi evet, evet. <laughs> ayırarak izlemedim şeyi. Bir maçı. Yani bir Hı. maçı 3-4 saat 3 saat ayırmadım. Genellikle öyle ayırıyorum Hı. ben çünkü. Mesela attığı kafa golleri var. Yani şey olarak mesela pozisyon geçiyor. Bakan bu işe uyanıyor. Offside çizgisinde geri dönüyor. Orta gelirken tekrar vücut pozisyonu değiştirip Hı. uçarak kafa atıyor mesela. Ve yüksek topa atıyor. Alçak topa da değil. Bunu Bursa Spor'da hiç yapmıyordu mesela. Hı. Hatta Yanlış hatırlamıyorsam bile Sedric Bakan bunun ya bir dakika bu adam gol atabiliyormuş. Bu adam golcüymüş. Kenar forvet de, e, değilmiş dediğimiz maçta e, Bursa Spor'un deplasmanda 5-0 falan kazandığı Balıkesir spor maçı olması lazım. Yani Volkan Şen'in de çok iyi top oynadığı, Sedrik Bakan bunun da çok iyi top oynadığı bir Balıkesir deplasmanı diye aklımda kalmış Hı. benim. Orada Sedric Bakan bunun gol de atabilme ihtimali e, yüksekti. Yani öyle, öyle, orada akıllara gelmiş Ondan sonra zaten ciddi bir gol katkısı alınmıştı. Belki o dönüşüm üzerine de düşünmüş olabilirler ama tam emin olmamakla beraber yani bu konuda ne bu tarafa ne <laughs> de bu tarafa çok yakın birisi değilim şu anda geçen, tekrar izleme yapacağım. Geçen yani. sezon basın toplantılarında şunu net hatırlıyorum. Okan Hoca şundan e, şikayet ediyordu. Yani yaptıkları öz eleştiri yapıyordu daha doğrusu. Hem e, Icardi hem Gomis hem Seferovic sadece 9 numaralar diyordu. Ve ben bunları formda olduğu zaman da başka pozisyonda oynatamıyorum bu yüzden de diyordu. Ve e, o yüzden de biraz oynatamamanın sıkıntısını yaşıyoruz. Biraz daha çok yönlü oyuncu arayışı var. Belki Demek bu yüzden iki pozisyonu da oynayabilen kenar forveti de oynayabilen tipte isimler aldırıyor olabilir. Mesela Zaniolo hem sağ çık hem forvet Barış Alper sağ sol forvet. Hani bunların hepsini oynayabiliyor bu isimler. Hani ondan yararlanmak isteyecektir ama yine de mesela Icardi olmadığı zaman ben Gomis'e gözüm kapalı güvenirim. Gomis o oyunu oynatır, o topu tutar, arkadaşlarıyla yardımlaşır, sırtı dönük oynar, set o yaşına oynar. Evet o yaşına rağmen çok da iyi yaptı geçen yaptı, sefer. Yaptı. Ee, ama bu isimler arasında ikari diye bir şey olsa, 3 ay oynamayacak olsa direkt klasik 9 numarayı oynayabilecek oyuncu ne kadar var e, ne kadar yok ondan emin değilim yani işte ben de yani ben sadece Bakan buyu hani bir genel maçlarda ne yapmış diye e, izledim. O yüzden de hani ben de acaba gerçekten o dönüşümü net olarak tamamlamış mı yani. değil mi emin değilim ama mesela e, resmileşirse, resmileşirse zaten resmileşirse çok daha iyi izleriz Tabii. ve söyleriz. Mesela attığı bir gol var ama kontrol ondan sonra ceza alanının dışında köşeden şu köşeye çattı. Örümcek ağlarını alıyor mesela. Vuruş kalitesi biraz daha şeye geçmiş. Tabi burada Villarreal'de çift forvet oynamanın etkisi yani. de var. Bak mesela Villarreal'de ikinci forvet etmişti. Hatta 21 yaşında topçu olan böyle e, Kolombiyalı golcüyle beraber oynamıştı. En üstün yedek bırakmıştı bu ikili galiba. Neydi o? Bakka, Bakka, evet, Carlos bak bakka. 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 Eyvallah. Evet. Tamam. Teşekkürler. <laughs> Tamamdır. Bakka evet. geldi bize hemen şeyden. Rejden yardım geldi. Carlos Bakka'yla da oynamıştı. O çift forvetli mesela oradan beri var adamın hani evet. o dönemden beri var. Göreceğiz bakalım yani evet. o, o noktada. Halil Dervişoğlu alındı. zaten biz Beşiktaş için konuşurken de Cenk'i de yedekler, Buray'ı da yedekler diyorduk. Bu noktada da ben birazcık daha Halil'in Galatasaray'da Mertens bölgesi için de alternatif bir isim olacağını düşünüyorum. Kenar forvetten ziyade evet. tam bir tamamlayıcı forvet çünkü oyuncu. Evet. Ya Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene ilk geldiği zaman Halil ee, devre arasında gelmişti ve iyi bir takım Galatasaray zaten şampiyonluk yarışı veriyordu ve çok iyi katkı sağladı o yarım devrede. Hatta o yazı da iyi geçirdi. Milli takımda da oynadı. Burak'la birlikte oynadılar. Burak'tan sonra Burak galiba sakattı vesaire oynamadığında oynadı. Goller de attı yeni sezonun başlangıcına. Fakat o sezonu büyük hayal kırıklığıyla geçirdi. Ertesi sezon yani Galatasaray ikinci gelişi oldu. Yine kiralanmış şey yaptığı sezon. Şimdi orada benim en büyük hayal kırıklığım yani şeyim yanılgım bu yorumculuk dönemimde Halil Dervişoğlu'dur. Benim beklentim çok yüksekti. Olmadı. Ama olmamasında da şöyle bir problem var. Alternatifleri Cagne. Cagne delisi diyelim yani. <laughs> bazen müthiş. 30 gol de atar. Bazen ne yapacağını bilemezsin. Mustafa Muhammed. Yine olmamış bir oyuncu. Toy bir oyuncu. Halil Dervişoğlu. 3 tane Toy oyuncudan koca bir sezonu ve Galatasaray'ı, koskoca Galatasaray'ı taşımasını beklemek gibi bir hata yapıldı. E, bir Mertens gibi bir on numarası takımın yıldızı yoktu. Orada da çıkıldı avlar, morutsanlar var. Çok genç ve ee, sadece genç de değil, deneyimsiz yani Cagney'de tecrübeli aslında yani yaş olarak tecrübeli ama deneyim olarak bir takım alsın, şampiyonluklar yaşatsın vs. Yani Belçika Ligi oynamış işte Kasımpaşa Üstüne oynamış, takım kuramaz. Çin oynamış yani, falan tabii yani tabii. öyle büyük Mertens gibi büyük takımlar, büyük turnuvalar, büyük ligler oynamamış ki. O yüzden hani Sergio Oliveira mesela yoktu o takımda öyle bir isim. Torreira yoktu. Torreira öyle büyük baba isimler yoktu. Şimdi Halil çok daha rahat geliyor kafa olarak. Yedek zaten. Üzerinde böyle bir sorumluluk yok. Bu takımı alacaksın koskoca Galatasaray'ın al bakalım senin omuzlarında koskoca Galatasaray demiyorlar. O yüzden belki daha rahat olur bu, se bu sefer. İkardisi var, Mertensi var. E, bir yeri geldiği zaman kopmuş maçlarda onların yerine girebilecek yeteneklerini gösterir orada. İşte kupa maçında oynar vesaire. Yavaş yavaş yükselmesi daha iyi olur. E, Halil için de daha iyi olur. Zaten biraz rehabilite olması lazım Halil'in. Halil'in ben yetenekleriyle ilgili bir şeyim yok. Şüphem yok gerçekten çok yetenekli bana göre ama karakteriyle ilgili zayıf kalması, kolay kırılması e, mesela Kerem öyle değildi. Kerem de aynı durumu yaşadı o sene. Kerem de yeni gelmiş işte Erzincan'dan. Yarım dönem oynamışlar o Halil birlikte zaten çıktılar onlar o Beşiktaş'ın şampiyon olduğu dönemde. Hı hı. Kerem de sonradan giriyordu o dönem. Halil de girdi. Goller attılar, iyi oynadılar. Hatta birbirine asist yaptılar falan. Sonraki sene o işte o dağınık kadroda Kerem'in de omuzlarına koskoca Galatasaray yükü bindiği zaman Galatasaray'ı en iyi taşıyan isim Kerem oldu. Barcelona deplasmanında, Avrupa'da mücadele ederken. Kırılmayan, güçlü kalan bir Kerem, iki en sonun zaten. Kerem çok güçlü karakter olabildiği için sıçramayı yaptı. Halil diğerleri gibi, Mustafa gibi, Mustafa Muhammed gibi, Morussan gibi daha zayıf kaldılar. daha gibi daha kırıldılar. Ama yetenek olarak ben... E, yatırım kesin yapılır. Zaten çok ucuz alındı. Yaşı da hala çok genç. Daha 23 yaşında. Evet. Yani e, o yüzden ben gayet doğru bir e, yatırım olduğunu düşünüyorum. Denenir yani. Bir şey kaybetmezsin. Tutmadığı zaman bile 500 bin euro kaybedeceksin. Çok bir şey kaybetmeyeceksin. Evet. Yani, yani e, belki de muhtemelen şimdi bu kadar fazla lider karakterin olduğu bir takımda e, Halil kendisinin e, rolünü anlayıp e, o yardımcı erkek oyuncu rolünü benimseyip daha farklı bir profile bürünebilir. Çünkü yani arkadaşları da şey söylüyordu işte o televizyonlarda yayınlanan quiz veya da benzer programlarda en tembel Halil deniliyordu. Evet. Halil acaba tembel miydi yoksa çekingen miydi? Şimdi hani bazen insanın böyle yüz hali falan da seni hiç olmadığın bir profil gibi gösterebiliyor yani. Şorumu da çok yaşanmıştır. Adam gol yiyor, gülüyor falan diyor. Yok gülmüyordu. Adamın şeyiydi o. Yani eşgal buydu şorumu da mesela. Halil de mesela tamam bakınca adam hakikaten neşeyle dolmuyor insan yani. <laughs> tamam halilde evet. Halil de yani. Halil sana böyle bir üstüne bir bezginlik veriyor. Veyahut da bir nuru Bilge Ceylan filmindeki bir ağaç sahnesi veriyor sana tamam mı böyle ama yani belki de şey yeşerebilecek bir ağaç yani. Evet. Tamamen kuruyan bir ağaç olmayacak belki de Halil Dervişoğlu. <laughs> ben öyle bakıyorum yani. Ben hala yeteneğine çok güveniyorum. Bu kadar lider karakterin arasında Hele bir de Icardi gibi bir dominant bir adam gelirse belki de daha fazla çalışma ihtiyacını hissedip ve hatta zaten gösteremediği çalışkanlığı gösterip bir iş yapabilir e, o noktada. Okan Hoca geçen bir röportajda mesela zeki oyuncu, oyun zekası emmisi Icardi demiş. Icardi Halil'i görüp oğlum bu yetenekle böyle mi oynanır bu futbolda? Evet. Oyunu oynamayı öğretirse özünü Mertens ve Icardi çok zeki oyuncular evet. hücum anlamında yani. Halil'in onlarla çalışacak olması da Halil için çok büyük avantaj olur. Kesinlikle. Bundan sonrası tamamen Halil'de bitiyor evet. normal şartlarda. Yeteneklerinde değil. Yani sadece nasıl odaklanabileceğiyle alakalı noktada. Şimdi dün Lekip'te bir haber vardı. Klasik Lekip artık şey bazı transferlerin olup olmayacağını da belirtiyor Fabrizio Romano'dan sonra. Parades yani ve Galatasaray'dan bir hafta daha süre istedi şeklinde. Bu birazcık böyle artık iş... Tabii şimdi şu da var, iş uzadı mı yoksa parades haberleri çok önceden düştüğü için bize uzuyor mu geliyor. Hı hı. Bir de bu var yani evet bir ilişki var paradesle alakalı ama son bir hafta daha süre işi bende biraz böyle şey yarattı. Hani böyle bir Galatasaray sanki başka bir alternatifi bulup o işi tamamlayacakmış hissi yarattı. Ama bu arada tabii şunu da düşünmek gerekiyor, Galatasaray'ın orta sahası tam normal şartlarda. Galatasaray orayı modifiye etmek için daha yükseğini getirmeye çalışıyor. Yani ilk Şampiyonlar Ligi maçına Torreira ve Sergio Oliveira ile çıktığı zaman ve hatta Torreira-Berkan Kutlu ile çıktığı zaman hiçbir şey kaybetmiyor hmm. Galatasaray. Yani aman illa bir oyuncu gelsin, ayında bulunabilecek ve hatta onu bir transfer yangını haline getirebilecek bir durumda değil Galatasaray şu anda. Onu da düşünerek hareket etmek gerekiyor. Ama... Parades mi yoksa ismi tekrar gündeme gelmeye başlayan Lo Celso birdenbire hı hı. dillendirilmeye başlandı. Kerem Demirbay hakeza hala belli ki ilgi alanında olan futbolcu. Bilmiyorum yani Parades gelmezse bir şey kaybeder mi Galatasaray? Şöyle Sergio hazırlık maçlarında oynayabilseydi o 3-4 tane Galatasaray hazırlık maçında Sergio çok az süre alabildi. Ağrıları vardı evet. oynayamadı bazılarında falan. Onlar da oynasaydı biraz hazır olsaydı zaten Sergio götürür o. Hatta yani rakip Galatasaray'dan küçükse daha Sergio'nun maçı zaten. Evet. Yani daha iyi götürürdü. Ee, onun olmayacak olması biraz hani onun iyi bir kamp geçirmiyor olması biraz soru işaretlerini arttırıyor. Yoksa geçen senenin ilk yarısında Sergio takımın en iyi 3-4 oyuncusundan bir tanesiydi Galatasaray'ın en evet. iyi oyuncularından da. Hani öyle bir başlangıç yapacak olsa zaten uzasın parades transferi sorun yok. Ama ben bir tek ondan endişe ediyorum. Yani hem o 8 numara transferi gelmiyor geç kaldı belki. Hem de Sergio oynamıyor daha ziyade. Hani Sergio'yu görmüyoruz. Bir Berkan'a yükleniliyor. Berkan neyse ki sağlıklı. Torreira'nın da o sakatlık şeyi biraz orada soru işareti yaratıyor. Bir de Misio var tabi. Ben açıkçası şey de düşünüyorum. Ee, zaten Berkan gibi çok koşan mücadele eden bir oyuncu var. Misio da Berkan'a çok benziyor birçok açıdan. Torreira'sı da geldiği zaman öyle bir isim var. Torreira'yı sebebi bir şeydi. O antrenman görüntülerinden falan anladığım ve gelen haberler şey daha erken döneceği yönündeydi. Muhtemelen şeyde dönemel, ha yani elemelerde. Ee, şimdi orada Sergio ve işte bir yeni bir transfer de 8 numarada daha böyle oyun kurucu olacak. Aslında eksik olan oyuncu ebatlı, kesici bir 6 numara eksiği çok bence bariz. Yani bazı maçlarda Şampiyonlar Ligi'nde öne geçmişsin. ikinci yarı skor koruyacaksın. Angelinon kısacık, Toreyran kısacık. Rakip sağlı sollu e, yüklendiği zaman or, kenar ortalarla, yüksek toplarla falan. Oralarda mesela ebatlı bir 6 numara koyabilsen oraya çok fazla sorun çözer. Mesela geçen seneki Trabzonspor, Galatasaray-Trabzonspor maçı iç sahada. Galatasaray 2-1 öne geçti. Son 25 dakika Kaan Ayhan yeni gelmişti. Aldı 6 numaraya koydu Kaan Ayhan'ı. Kaan Ayhan bir sürü yüksek topu karşıladı. Baskıyı falan hemen kırdı. Çok sorun çözmüştü. Öyle bir 6 numara transferi e, yedek olarak yani. Direkt ilk 11'de değil de birçok maçta sorun çözebilir. Böyle tabii daha potansiyelli. 19-20 yaşında, 21 yaşında olabilir. Hani Misyon'da zaten yedek olacaksa 30 yaşında bir Misyon'un yedeğin yedeği olarak yedek kulübesinde durmasına da gerek yok. Mesela ile Belki ayrılıp öyle bir... Mesela Canan ona ismi geçiyor ya Beşiktaş'ta. Hı -hı. Hani Beşiktaş'tan alsınlar demiyorum da. <laughs> Son dönemde zaten Beşiktaşlıların canı burnunda da evet. o konuda. Hı -hı. Bir de şey çıkarma, Canan onayı çıkarma. çıkarma demesinler var. Ben sana başka bir isim vereyim. Mesela benim kendi adıma beğendiğim, izlerken de... Ya enteresan bir çocukmuş bu. Niçin opsiyon hakları da satılmış dediğim... Lamindiyak var mesela Ankara gücünde. Lamindiyak biraz daha sanki öne doğru da gidebiliyor. Öne doğru da yani. gidebiliyor ama şey hani... 6 numara potansiyeli de çok yüksek bir oyuncu mesela satır, çok dönüşler bir... 3 milyon dolara gitti gibi bir şeyler oluyor. İsrail kulübü istiyordu evet. galiba. Gitti mi gitmedi mi bilmiyorum hmm. bu arada. Yani bir haberlere çıkmıştı. Yani ben mesela artık şeyleri seviyorum. Hani e, Lamindiyak gibi hem keseceğim de topu aldıktan sonra da Paldur Küldür sana gidecek oyuncuları seviyorum ben. Hı. Evet. Günümüz göre uyarlıyorum kendim yani. <laughs> öyle düşünüyorum. Yani genç demesem mesela Elneni tarzı bir oyuncu da bence. Hmm, evet. Mesela iyi, çok iyi bir rotasyon parçası olurdu Elneni. Hem çünkü sağlam bir karakter o Mısır milli takım kaptanlarındandı yani. Hı. -hı. olmadığı zaman. E, direkt ağırlığını da hissediyorsun onun. Ama tabii Arsenal'de son dönemde biraz daha fazla kullanıldı eski yıllara göre. Hani orada bırakırlar mı bırakmazlar mı emin değilim ama. Hani öyle bir rotasyon parçası da iş yapardı bence. Evet olur. İşte Kerem Demirbay ismi geçiyor. Kerem Demirbay, Los Angeles ve Paradise üçgeninden bakarsak. Paradise'i biraz daha ayırıyorum ben. O daha farklı evet. bir depil profil evet. Çünkü kendini oyun tarzı olarak da...